Muhabbet kuşlarım Cesur ve Umut. Afacan ve Lady isimli kuşlarımın 6 yavrusundan ikisi. Onları diğer kardeşlerinden ayıran özellikleri ise ayaklarını doğuştan kullanamıyor olmaları. Her ne kadar engelli olsalar da ebeveynleri onları büyüme sürecinde diğer yavrulardan ayırt etmedi. Bu süreçte yaşadıkları tek sıkıntı kardeşleriyle verdikleri yem kapma mücadelesiydi. Sağlıklı ve hareketli olan kuşlar ebeveynlerin getirdiği yemleri alabilmek için Cesur ve Umut'un önüne geçiyorlardı. Bu zorluğa rağmen yine de bir şekilde yem almayı başarıyorlardı. Başaramadıkları noktada da elle besleme aparatıyla besleyerek bu sorunu bir şekilde çözüyorduk. 35 günlük büyüme evresinden sonra sağlıklı olan kardeşleri yuvadan ayrılmışlardı. Cesur ise ayakları tutmadığı için kendi başına yuvadan çıkamıyordu. Onu gündüz vakitlerinde kardeşlerinin yanına, akşamları ise yuvasına çıkarıyordum. Umut'un durumu ise kardeşi Cesur'a göre biraz daha iyiydi. Ayağında sıkıntı olsa da yavaş yavaş istediği yere gidebiliyordu. Zaman geçtikçe yem kırmayı öğrenen Cesur artık ayaklarını kullanamayacağını anlamıştı. Ancak bu onun için engel değildi. İşlevsel bir gaga yapısına sahip olduğunu öğrendi. Artık gagasıyla tutunup vücudunu sürükleyerek istediği yere gidebiliyordu. Zaman geçtikçe yeni teknikler geliştiren Cesur'un yeme, içme ve hareket konusunda sıkıntısı kalmamıştı. Ancak diğer kardeşleri gibi uçma yeteneklerini kullanamıyor olmaları onu ve kardeşini mutsuz ediyordu. Tüneklerde yaşayan kuşlardan düşen dışkılar nedeniyle hijyen sorunu da yaşanmaya başlamıştı. Bu durum karşısında mevcut özelliklerini tam potansiyel kullanabilecekleri bir kafes inşa etmenin zamanı gelmişti. Tırmanma ve uçma yetenekleri kısıtlı olduğu için geniş bir tabana sahip kafese ihtiyaçları vardı. Onlarca kafes arasından 58 cm uzunluğa 28 cm ene sahip bu kafesi tercih ettim. Kafesin altında bulunan ızgara teli hareket etmeleri için engel oluşturuyordu. Bu nedenle pense yardımıyla onu çıkardım. Plastik kafes tabanında yerde yaşayacak olan kuşlar için uzun vadede sıkıntı oluşturabilirdi. Kafesin tabanın ölçülerine göre ahşap kontraplak keserek kafes altına yerleştirdim. Sıra geldi sıkılmadan zaman geçirecekleri bir kafes tasarımı yapmaya. Cesur'un en büyük özentisi diğer kuşlar gibi üst noktalara çıkabilmekti. Zaman zaman yukarıya çıkabilmek için zıplamaya çalışıyordu. Bu nedenle kafesi ikinci bir kat yapmaya karar verdim. Kalın bir tahtadan kafes ölçülerine göre L şeklinde plaka kestim. Plaka üzerinde rahat ilerlemeleri için belli aralıklarla oval yapıya sahip ahşap çıtalar yerleştirdim. Aşağıya düşmemeleri için 5 cm yüksekliğindeki korkulukları ahşap plakaya monte ettim. Tüm işlemler bitince yaptığım ikinci katı kafesin ortasına sağlam bir şekilde vidaladım. Sıra geldi ikinci kata nasıl çıkacaklarına. Bunun için de yine tırtıklı ve gagaları ile tutunabilecekleri bir rampa yapmam gerekiyordu. Ölçülere göre bir tahta parçası kestikten sonra üzerine belli aralıklarla oval çıta yerleştirdim. Çıtaların aralarına tırmanırken tutunabilecekleri üçgen teller yapıştırdım. Rampanın bir tarafına inerken düşmemeleri için tünek şeklinde korkuluk, bir tarafına da tutunabilecekleri zincir monte ettim. Ve ikinci katın inşası bitti. Oynamaları için birkaç tane de oyuncak takmaya karar verdim. Alt tarafa halkalı ve zilli bir tane oyuncak taktım. Kafes tabanına da oynamaları için iki tane renkli top koydum. Kafes içinde egzersiz yapmaları için bir tane de çark dizayn etmeye karar verdim. Kontraplaktan iki tane yuvarlak plaka kestikten sonra pürüzlü yüzeyleri zımparayla temizledim. Çöp şişleri yapıştırabilmek için yuvarlak plakaların üzerine eşit mesafelerde delikler açtım. Sırayla kestiğim çöp şişleri yapıştırdım. Orta kısma gelecek olan çöp şişede boncukları taktıktan sonra diğer tarafı da kapattım. İki taraftan da çıtalarla tutturunca dönebilen ve eğlenceli bir oyuncak ortaya çıktı. Üst kat için zincir ve çanlardan oluşan bir oyuncak dizayn ettim. Yem, su, kalamar kemiği ve mineral blok gibi malzemeleri de yerleştirdikten sonra kafes kurulumu bitti. Cesur ve Umut'u yeni kafeslerine yerleştirdim. İlk başta yeni ortamdan biraz korktular. Saatler geçtikçe yeni kafeslerini keşfetmeye başladılar.
Tam da düşündüğüm gibi yüzeye yerleştirdiğim çıtalar onların hareket kabiliyetini artırdı. Gagalarıyla çıtalara tutunarak istedikleri yere yavaş yavaş ulaştılar. Rampadaki desteklere tutunarak inip çıkmayı öğrendiler. Ancak onları izledikçe üst katta bir eksiklik olduğunu fark ettim. Kafes telleri tırmanmaları için oldukça dikeydi. Bu sorunu çözmek için ağaç dalı, çöp şiş ve boncuklardan yatay bir tırmanma platformu oluşturdum. Üst kattaki koridora da bunu yerleştirince herhangi bir sorun kalmadı. Artık Umut ve Cesur kolay hareket edebilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri güzel bir kafese sahip oldular. Bazı eksikler olsa da yeni kafeslerindeki yaşamları onlar için daha keyifli olacak. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.